Evet, kovan bunun. Kovanın durumu bu. Keki bitmek üzere. Evet. Durumu iyi. Evet. Bal ve polen var. Duvara gitmiş. İçine boş vermiştim, oraya da bal ve polen doldurmuş. Aynı zamanda günlük yumurtalar var. Evet, ana arıda burada yumurtlamayacak yer arıyor kendisine. Üst bölümde bayağı yumurtlayacak yer var. Zaten aşağıya yumurtlamış. Şimdi yapacağım şey, başka herhangi bir şey yapmadan direkt bunu evet. Herhangi bir şey yapmadan direkt bunu kekini verip kapatacağım. Bundan önce de yan tarafa taşıyacağım için suyunu kaldırıyorum geçici olarak. Bu arada bal ve polen stoğu olduğu için balı ve poleni kendisine yeter. Eski kekini koyuyorum tekrar üzerine. Ekstra bir besleme yapmayacağım bunu. Zaten yeterince stoğu var. Evet arkadaşlar, bu kovanımızı buradaki gölge yeri ağaçların altına çekeceğim. Onun için aynı aralıkta yer değiştirme işlemini yaklaşık 5 santim 10 santim, 5 santim 10 santim ya da 50 santime kadar olan bir arayla, yana kaydırma usulüyle, yana veya öne veya arkaya kaydırma usulüyle alabiliyoruz. Ön tarafında çuvallar vardı. Ben onları tekrar, çuvalları tekrar yan tarafa koydum. Arı bu kovanı buraya aldığında, kovanını bulamayınca tarladan dönen arılar 1 metre geriye çekilecekler ve kovanlarının yerini bulmaya çalışacaklar. Eğer bulamazlarsa 1 metre daha geriye çekilecekler. Kovanlarını bulmaya çalışacaklar, işaretlerden, kokulardan vesaire. Kovanı yan tarafa aldığım zaman bu şekilde yapacaklar. Deneyip göreceğiz. Daha önce yaptığım, başarılı olduğum bir sistem, bir uygulama. Bakalım ne yapacaklar, uyum sağlayabilecekler mi? Evet, arıyı aldım ve kenara koydum. Diğer tarafa gelen arılar yavaş yavaş alışacaklar, bu tarafa gelecekler. Zaten yavaş yavaş alıştıklarını da görüyoruz. Rahatlıkla bu tarafa çekmeme rağmen polen getiren arılar rahatlıkla kovanı bu bölümde bulabildiler. Önce bu tarafa gidiyorlar. Daha sonra
yarım metre sağ tarafa geliyorlar. Evet, böylece yarım metre, yaklaşık yarım metre bir mesafenin sorunlu olmadığını rahatlıkla görüyoruz. Yine arılar polen getiriyor. Arıların kolayca bulabilmesi için ön tarafında olan işaretleri, işte bir tane ağaç parçası, bir tane çerçeve vardı altında mesela, onları da, işte bir tane altı tahta koymuştum, onları da altına veya önüne koyabilirsiniz. Arıların yerini, kovanın yerini arılar kolay bulabilsin diye. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Yan tarafta da yığılma olmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Evet, arılar polen getiriyor yine. Zayıf arıların yanındayım. İçeride arılar biraz polen taşıyor ve içeride bayağı bir havalandırma sesi var. Ve bu içeride aşırı sıcaklık olduğunu gösteriyor. Ben de alt tepsilerini alıp rahatlatacağım onları. Bayağı bir sıcak var. Böyle havalandırmadan dolayı çalışmakta zorluk çekiyor. Evet, zayıf arılarda da keki bitmiş olanlar varsa kek vereceğim. Zaten biraz önce kontrol ettim. Hepsinde tarlaya çalışan arı var. Tarlaya çalışan arı olduğu için ekstra su katmama gerek yok. Yine bakayım, evet. Fazla temizledikleri, temizlemiş olan naylon temizlemişlerse onları alacağım. Şurada, evet, verdiğim dibe çökmüş. Biraz sulandırıyorum arılar kolay yalayabilsinler diye. Bunu zamanla arılar güzelce kendileri alırlar. Buna, bu arıya kek takviyesi yapacağım. Ve arka tarafa sarkma var mı ona bakıyorum. Evet. Kapalı yavruları, diğer çerçevede kapalı yavrular var. Evet, burada da balı var. Onun haricinde burayı duvar yapmış. Koloni. Bu kapalılar çıkana kadar bekleyeceğim. Ondan sonra köşede az açıklık kalmış. Bunu sıkıştırmam gerekiyor. Yavrular üşümesin diye. Evet.
İyice sıkıştırdım. Evet, bunun üzerine dün yaptığım fondandan koydum, polenli fondandan. Ve rahatlıkla alabilmeleri için bir ucunu deldim. Çok akışkan değil ama çok da katı değil, arıların rahatlıkla yiyebileceği tarzda. Zaten tadını sevdikçe diğerleri de gelecektir. Evet, bu şekilde kapatıyorum. Ortadaki kovana bakıyorum. Ne alemde, kekini bitirmemiş. Suyu bitmiş ve yine burada daha önce verdiğim şekerli şurubun şekerleri soğuk olduğu için, tabii kaynatmadığım için, yani ısıtıp yapmadığımız için dibe çökmüş. Bunu biraz su dökeceğim üzerine ve böylece rahatlıkla almalarını sağlayacağım yine. Nemlendikçe kolayca alabilirler. Herhangi bir şey yapmadan kapatıyorum onu. Evet, en soldaki kovana bakayım. Evet, kek takviyesi vereceğim buna. Aynı zamanda yine içeride bayağı bir şurupları temizlemişler. Artık bunları kovan dışı yapıyorum. Yine biraz önceki gibi dibinde şeker biriken tortu yapan, yani arıların suyunu içip şekeri de erimediği için altta kalan şekere su ilave ediyorum rahatlıkla alabilsinler diye. Yine rahatlıkla yalarlar. Polenli keki fondanla birlikte değiştireceğim. Dün yaptım fondanla değiştireceğim. Evet. Kadro durumu yavaş yavaş büyüyor bu kovanın. Bu kulenin. Yine burada köşede bir açıklık kalmış. Onu kapatmam gerekiyor. Yine burada propolis sarmış. Bu çerçevelerin açıklık kalan yerlerine propolis sardığı için bu fazla propolisleri alarak arayı biraz çerçeveleri birbirine sıkıştırmam gerekiyor ki arılar, yavrular üşümesin, yavru çürüklüğü olmasın. Aralık kaldığı sürece yavru çürüklüğü yapabilir. Propolislerini temizledim, tekrar koydum. Aralarını da birbirine iyice sıkıştırdım, yavru çürüklüğü olmasın diye. Ve dün yaptığım yine polenli fondandan vereceğim. Aşağı doğru olan kısmını açtım. Evet, arılar tadına baktıkça gelip
yiyecekler. Normal kekten biraz daha akışkan olduğu için daha çok rağbet gösteriyorlar ve daha kolay yiyorlar. Böyle kapatacağım. Evet. İkindi uçuşuna denk geldik. İkinci uçuşuna arılar dönerek kovan yerini ezberlemeye çalışıyor. Olduğu yerde dönüyorlar. Bunların hepsi az önce kovandan çıktı. Evet, çubuğu kenara çekince hepsi içeriden çıktı. Hala çıkmaya devam ediyorlar. Bunlar tarlacılar. Tarlacı olacaklar. Ve uçtukları yön güneş hizasında güneye doğru ezberlemeye çalışıyorlar. Kovan yönü her ne kadar batıya bakıyor olsa da şu anda onlar güneye doğru kovan yönü ezberlemeye çalışıyorlar. Yandan ezberliyorlar.